Herkese merhabalar arkadaşlar. Yardımcı Öğretmen kanalında yepyeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu videomuzda 6. sınıflar Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı hazırlık videosu çekeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Ayrıca sizler için bu videonun PDF'ini açıklama bölümündeki linkte bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da ücretsiz bir şekilde indirebilir. Siz de bizimle birlikte bu soruları aynı anda çözebilirsiniz arkadaşlar ve doğru mu yanlış mı kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram Yardımcı Öğretmen sayfasından da takip ederseniz orada da çok güzel paylaşımlar yapıyoruz. Daha iyi ve daha güzel olur arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Yukarıdaki paragrafta ne anlatılmak istiyor? Okuyalım bakalım. Şiirin hiçbir kelimesine dokunamazsınız. Anlam adeta kelimelerle bütünleşmiştir. Bir kelimeyle oynamak tılsımı bozmaya yeter. Bu yönüyle şiir atasözüyle aynı çizgide görülür. Bakalım şiirde kelimelerin değiştirilebileceği. Hayır, hiçbir kelimesine dokunamazsın diyor. Bunu anlatmamış. Atasözü ve şiirlerin değiştirilemeyeceği dursun. Atasözlerinin çeşitleri, hayır, buna da değinmemiş. Şiirde kıtaların değiştirilemeyeceği, yine buna da değinmemiş ama burada arkadaşlar hem atasözünden bahsetmiş, atasözünün de değiştirilemeyeceği, şiirin de hiçbir kelimesinin değiştirilemeyeceğinden bahsetmiş. Yani cevabımız B seçeneği olacaktı. İkinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi nesnel bir cümledir? Nesnel bir cümle olması için herkese göre aynı olması gerekiyordu ve yani ispatlanabilir bir ifade olmalıydı. Sınıfın en sevimli öğrencisi Murtaza'ydı demiş. Ama kime göre? Yani Ahmet'e göre böyledir ama Mehmet'e göre böyle değildir. Bu özneldir arkadaşlar. Öznel. Kitap okumak insana çok şey katar. Bazıları evet gerçekten buna katılır ama bazıları katılmaz. Bu da öznel. Yeni aldığımız arabanın rengi maviydi. Yani bu nesnel arkadaşlar. Çünkü arabaya bakarsın, mavi mi değil mi bunu ispatlayabilirsin. Kırmızı kazak Mehmet'e çok yakışmış. Kime göre ama? Yani bazısı yakıştırır, bazısı da yakıştırmaz arkadaşlar. Bu da yine öznel olacaktı. Yani cevabımız C seçeneği, yani nesnel ifadesi yeni aldığımız arabanın rengi maviydi olacaktı. Gelsin yeni sorumuz. Evet. Siz de arkadaşlar durdurup çözün. Cevabınızı kontrol edin. Ayrıca sınav sonunda aldığınız puanı da yazmayı unutmayın. Her soru 10 puan şeklinde puanlanmış. 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir arkadaşlar. Aşağıda altı çizili sözcüklerin cümleye kattığı anlamları noktalı yerleri şu kelimelerden seçerek yazın. Araç, sadece, uygunluk, benzetme zamanı. Yani buraya gelen edatlar bu anlamları katacak diyor. Kadın bıçak ile elini kesti derken arkadaşlar nedir? Araç anlamı katmıştır burada. Bıçak ile, bıçak aracılığıyla elini kesti. Yani güzel olmamış ama araç anlamı katmış. Sofraya taş gibi ekmekler koydu. Yani ne demek oluyor burada? Taş gibi ekmeği taşa benzetmiş. Benzetme arkadaşlar bu da. Benzetme. Kardeşime göre ayakkabı bulamadık derken ona uygun olan, ayağına uygun olan ayakkabı bulamadık derken uygunluk arkadaşlar. Uygunluk. Bunları ancak Arif çözebilir. Yani sadece bunları Arif çözebilir. Sadece anlamına gelmiş burada da arkadaşlar. Sabaha kadar çalıştım derken sabaha kadar ifadesi bir zaman belirtmiş arkadaşlar. Bu da yine zaman olmalıydı diyoruz. Dördüncü sorumuz, aşağıdaki cümleleri anlam özellikleriyle eşleştiriniz. Bakalım, ben senin kadar çalışkanım. Ne var arkadaşlar burada bir? Kendisini başkasıyla karşılaştırmış değil mi? O zaman ne diyoruz buna? Karşılaştırma cümlesi. A yazıyoruz. Tamam. Ailesine kavuştuğu için mutluydu. Neden mutluydu? Ailesine kavuştuğu için. O zaman nedir arkadaşlar? Burada da bir sebep var. Sebep sonuç cümlesiymiş bu da. Düzenli çalışırsan kazanırsın. Arkadaşlar burada san seneki kendini ele veriyor. Bu bir şart cümlesidir arkadaşlar. C. Omuzlarında dağlar kadar yük vardı derken bu da zaten kabak gibi bir abartma sorusu cümlesi olduğu belli oluyor. Hediye etmek için kitap aldım. Amacım bu kitabı hediye etmek. Ama edebilmiş miyim, edememiş miyim belli değil. Bu da ne olacakmış o zaman? Bir amaç sonuç cümlesi olacakmış arkadaşlar. Gelsin yeni sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına da Y yazınız demiş. Suçlu kelimesi türemiş kelimedir. Bir kelimenin türemiş olması için yapım eki almış olması lazım. Yani kelimeden yeni anlamlar oluşması lazım. Mesela kalem bizim yazı yazmamızı sağlayan araç. Ama kalemlik dersem kalemi koyduğum kutu anlamına gelir. Yani anlamı değişir. İşte bu yapım eki. Veya gözlük, göz görme organı ama gözlük benim görmemi sağlayan aksesuar diyelim. Yani bu da, burada da yine bir anlam değişimi söz konusu. Anlam değişecek. Burada da suç yani yapılması doğru olmayan, yanlış olan davranışlar suçlu onu işleyen, yapan kişi. O zaman burada nedir arkadaşlar? Bir türemiş kelimedir. Doğrudur. Masmavi gömlek küçültme sıfatıdır. Hayır arkadaşlar. Masmavi gömlek derken küçültme değil. Bu bir pekiştirmedir arkadaşlar. Masmavi ya çok mavi olduğunu söylüyor. Dolapta kelimesi ayrılma haleki almıştır. Arkadaşlar ayrılma halekinin ekleri danden veya tantendir. Bulunmanın ise deda veya tetadır. Burada dolapta derken arkadaşlar bulunmadır. Bu o zaman nedir? Ayrılma haleki yanlıştır yine. Kırgın isfiilden isim yapımı kalmıştır diyor. Evet çünkü neden? Bunun kökü kırdır arkadaşlar. Ama kır buradaki yeşillik işte piknik yapılan yer anlamına gelmiyor. Kır, kırmak yani kırmak, kalbini kırmak anlamında. Burada nedir arkadaşlar? Fiildir başlangıçta. Fiilden kırgın, kırgınmak, kırgınmek olmadığı için fiilden isme dönüşmüş artık bu. O zaman ne diyoruz buna? Doğrudur çünkü fiilden isim yapımı eki demiş. Bahçeşehir kelimesi türemiş kelimedir demiş. Hayır arkadaşlar bu türemiş kelime değildir. Bahçe ile şehir kelimesi ne olmuş arkadaşlar? Birleşmiştir. Birleşik kelimedir. O zaman buna da ne diyoruz? Yanlışı patlattık. Hadi bakalım. 6. sorumuz. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız demiş. Kaç kişi pikniğe gelecek cümlesindeki altı çizili sözcük soru sıfatıdır demiş. Evet arkadaşlar çünkü kaç kişi dediğinde dersin ki buna cevap ne dersin mesela? 5 kişi. Bak gördün mü? Kişi isim. Buradaki 5 sayı. Ne oldu? Bir sıfat verdi değil mi cevap olarak da? Evet çünkü isimden önce gelmiş soru ifadesi. O zaman bu bize sıfatı buldurur. O zaman buna ne diyoruz arkadaşlar? Doğrudur diyoruz. Sıfatlar isimleri niteleyen ve belirten sözcüklerdir. Evet arkadaşlar sıfatlar isimleri niteleyen, belirten sözcüklerdir. Yine bu da doğru bir ifadedir. Problemi 2 günde çözebilirmiş cümlesindeki altı çizili sözcük sayı sıfatıdır. Evet 2 gün burada da yine doğrudur arkadaşlar. Bu ağaç kurumuş cümlesindeki altı çizili sözcük işaret sıfatıdır. Hangi ağaç? Bu ağaç. Burada da yine bir işaret var arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bu da yine doğrudur. Olmalıymış. Gelsin yeni sorumuz. Hadi bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç veya amaç sonuç ilişkisi vardır demiş. Bakalım. Seni ziyaret edemedim çünkü hastaydım. Hastaydım. Seni neden ziyaret edemedim? Hasta olduğum için. Hem burada ziyaret edememe olayı gerçekleşmiş hem de hastalanma olayı gerçekleşmiş. Yani sebep de sonuç da gerçekleşmiş. Bu bir amaç olamaz. O zaman ne diyoruz buna arkadaşlar? Neden sonuç diyoruz. Öfkesini yenmek için dışarı çıktı. Neden dışarı çıktı? Öfkesini yenmek amacı. Ama herhangi bir şekilde yenip yenmediğini biliyor muyuz? Hayır. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Amaç sonuç. Çünkü amacı bunun öfkesini yenmesi. Ama amaç dediğimiz şey gerçekleşmemiştir arkadaşlar. Çünkü amaç gelecekte gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz şeylerdir. Kardeşi iyileşsin diye Allah'a dua ediyor. Neden Allah'a dua ediyor? Kardeşi iyileşsin diye. Yani iyileşmesi için, iyileşmesi amacıyla dua ediyor. Ama herhangi bir şekilde burada iyileşip iyileşmediği ile ilgili bilgi var mı? Yok. O zaman bu da nedir arkadaşlar? Amaç, sonuç olmalı. Çocukların susuzluktan dudakları çatlamıştı. Neden çocukların dudakları çatlamıştı? Susuzluktan. Yani burada susuz kalma olayı gerçekleşmiş mi? Evet. Dudaklar çatlamış mı? Evet. Hem neden hem de sonuç gerçekleşmiş. O zaman buna ne diyoruz arkadaşlar? Neden sonuç cümlesi diyoruz arkadaşlar. Maddi imkansızlık yüzünden okuyamamış. Neden okuyamamış? Maddi imkansızlık yani imkansızlık yaşıyormuş arkadaşlar. Bu da nedir yine? Neden sonuç cümlesi. Ler'lar çoğul eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklendiği isme çoğul anlamı katmamış. Bakalım. İnsanlar sıraya girip geçip bilet aldılar. Burada arkadaşlar ne oldu? İnsanlar yani bir çoğul anlamı katmış burada. Öğrencilerimize kitap okuma bilincini kazandırmalıyız. Burada da yine çoğul anlamı katmış. Bu okuldan daha nice anılar çıkacak derken arkadaşlar burada benzerlik anlamı katmış. Yani anıl gibi, ona benzeyen. Tiyatrolarımızın derken yine tiyatrolarımızın durumu hiç de iç açıcı değil derken burada da yine bütün tiyatroları yani çoğulluk anlamı katmış ama anılar derken arkadaşlar burada bir benzerlik anlamı katmış. Çoğul anlamı katmamış. Yani 50 tane anıl anlamında değil yani anıla benzeyen insanlar anlamında. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır diyor. Bakalım. Hizmete demiş arkadaşlar. Hizmet bu kelimenin kökü. Burada yapım eki yok. Güneş, kahvaltıda, arıcılar. Arkadaşlar şimdi buraya bakalım. Arıyı biliyorsunuz. Bal yapan böcek. Arıcı, arı işiyle uğraşan. Lar, arıcılar. Yani o işle uğraşanları kastetmiş. Yani burada arkadaşlar yani çoğulluğunu kastetmiş. Burada yapım eki arkadaşlar. Buradaki lar da çekim eki. İkisini de ne yapmış burada? Arıcılar almış. 10. sorumuz. Aşağıda verilen cümlelerde kullanılan zamirlerin türünü, işaret zamiri, kişi zamiri, soru zamiri, belgisiz zamir cümlelerin karşılarındaki boş bırakan yerlere yazınız demiş. Şimdi seninle gelirim ama bir şartım var. Seninle gelirim ama bir şartım var derken arkadaşlar burada sen ifadesi nedir? Kişi zamiridir arkadaşlar. Kişi zamiri. Geldik diğerine. Baban şehirden ne almış? Burada ne var arkadaşlar? Soru zamiri. Soru sormuş ya. Soru zamiri arkadaşlar. Biliyorsunuz ki zamirler isimlerin yerini tutan sözcüklerdir. Bu masaya değil ötekine oturun. Aman burada bu sözcüğü sizi düşürmesin. Önüne isim gelmiş. Bu sıfattır arkadaşlar. Buradaki zamir olan nedir arkadaşlar? Buradaki zamir olan arkadaşlar ötekine sözcüğüdür. Bu da nedir arkadaşlar? İşaret zamiridir. Geldik diğerine. Öğrencilerden bazıları yine yaramazlık yapıyor derken bazıları sözcüğü de nedir arkadaşlar? Tabii ki belgisiz zamirdir. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerden böyle bol 100 alan öğrenciler görmek istiyoruz. Sizler de yine arkadaşlar hatırlatıyorum, bu videonun PDF'ini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz açıklama bölümündeki ve ayrıca bizi Instagram'dan da Yardımcı Öğretmen Instagram sayfasından da takip ederek bizlerle ilgili çok daha detaylı bilgi sahibi olabilir. Bizlerle ilgili paylaşımlarımızı da oradan yine takip edebilirsiniz. Aynı zamanda orada da güzel yayınlar yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sınavlarda yüzlü notlar diliyorum. Sınav sonunda aldığınız puan aşağıya yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.